Türkiye ve dünya gündemini konuşmaya bugün Onur Öğmen'le devam edeceğiz sevgili izleyiciler. Haftanın son iş gününde hem yurt dışından hem de dünyadan hem de Türkiye'den gelen o son bilgileri, son haberleri, gündemdeki konuları Onur Öğmen'le konuşacağız. Emekli Büyükelçi, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Şimdi Gazze var, Kıbrıs var bugün gündeme gelen ama Türkiye'nin içinde de dinlemeler var. Çok önemli bilgiler vereceğinizi tahmin ediyorum. Yayın öncesinde biz konuştuk sevgili izleyiciler. Özellikle Amerika'nın dünyayı dinlemesiyle ilgili NSA denilen bir olay var. Merkel'in dinlenmesi diye dünya tartıştı. Türkiye'nin de dinlendiği orada konuşuldu da biz tartışmadık bunu. Evet. Bakalım o operasyonda şu an yaşadığımız bir dinleme boyutu olan bir operasyon var. Polisler, emniyet müdürleri içeriye alınıyor, gözaltına alınıyor, tutuklama talebi var. Tüm bunların ardında Amerika'nın da dünyayı dinlediği boyutuyla ne tür mesajlar verecek, analizler yapacak Onur Öğmen? Göreceğiz, dinleyeceğiz ama önce şu gazetelerimizi bir tamamlayalım diyeceğiz. Yandaş gazetelerdeydik Onur Öğmen, Sayın evet. Onur Öğmen. Yandaş gazetelerde özellikle Başbakan Erdoğan genelde manşetlere taşınır ya da paralele yönelik haberler vardır. Bugün operasyon haberleri var gördüğümüz kadarıyla şu ana kadar. Yeni Şafak gazetesinde takibe gerek kalmadı diye bir ifadeyle casusluk ve yasa dışı dinleme soruşturmasında teknik ve fiziki takibe gerek bile duyulmadı. Emniyetin veri tabanı üzerinde yapılan incelemede elde edilen belgeler polis şeflerinin gözaltına alınması için yeterli delil oldu denilmiş. Bebek katili diye de sevgili izleyiciler Gazze'den haber var. Saldırıda hayatını kaybedenlerin çoğu çocuk diye fotoğraflar kullanılmış. Yeni Şafak gazetesinde. Türkiye gazetesi kafamda birkaç isim var diye bir ifade. Başbakan Erdoğan'ın ifadesi manşette yer buluyor. Türkiye gazetesinde Adana mitingi dönüşünde yapılan konuşma. Başbakan kendinden sonrası için sır vermedi ama aklından bazı isimlerin netleştiğini söyledi. Başbakan Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı olarak önce Cumhurbaşkanlığını kazanacak. Ondan sonra AKP'nin geleceği konuşulacak. Ama şimdiden senaryolar var. Ürküten kriptolu skandal devleti dinlemişler diye telekulak devletinin adeta aldığı nefes bile takip edilmiş. Başbakan ve MİT müsteşarının da kullandığı 164 kriptolu telefondan 80'inin dinlendiği belirlendi. Kriptolu telefonlar nasıl dinlenebiliyor? O da teknik olarak çok ciddi bir şey artık çağımızda, bilişim çağında. Ona dikkat çekelim ve bunu konuşacağımızı da ifade edelim dinlemelerin uluslararası boyutunu. Otobüs casusları diye bir ifade var. Bayram tatili öncesi trafik kazalarını önlemek için sivil polisler yolcu gibi otobüslere binecek diye bir haber Türkiye'de. Takvim. Mala bak demiş takvim. 2 L ile yazmış mal ifadesini. Takvimden kaçmaz, usludur. Paralel çeteyi yıllarca devlete karşı kışkırttı. Tehlikeyi görünce de abileri gibi kaçtı. Gözaltındaki polis arkadaşları casusluktan ifade verirken o Amerika Birleşik Devletleri'nde keyif çattı. Dön gel koçum, çok güzel şeyler olacak. Emre uslu denilmiş sevgili izleyiciler. Takvimin hedefinde Emre Uslu var bugün. Bavulcu gazeteci diye Taraf gazetesinde Ergenekon ve balyoz davaları öncesinde bavullarla belgelerin gelmesiyle bilinen, tanınan bir gazeteci diyelim. Zaman gazetesi, Savcılardan Hodri Meydan, Yeni Muhalif gazete, cemaate yakınlığıyla bilinen gazetelerde özellikle dün aileleri gündeme getirmişlerdi. Gözaltına alınan polislerin ailelerini. Bugün de Savcılardan Hodri Meydan diye bir ifade var Zaman'da. Başbakan, bakanlar ve MİT müsteşarının dinlendiği ispat edilsin. Bu işi bırakırım. Dinleme listesi asılsız. Sanatçı, hakim, savcıların bile dinlendiğini iddia edenler ispatlamazsa şerefsizdir diye bazı operasyonla ilgili tepkiler dile getirilmiş. Soruşturma Selam örgütünün faaliyetlerine yönelik MİT raporları doğrultusunda şekillendi. İran devrim muhafızlarından her ay gelen para örgüt üyelerine dağıtılıyor. Tüm deliller mevcut gibi iddialar var. Bu soruşturmaya yönelik bambaşka boyutlar gündeme getirilmiş. Anneme okuduğum hatim yarım kaldı, lütfen tamamlayın diye bir ifadeyle sevgili izleyiciler operasyondan bir başka bağlantı boyut gündeme gelmiş. Bugün gazetesi. Nisan'ın katili bürokrasi. Doktor tedavi edemeyiz dedi ama bakanlık Türkiye'de ameliyat edilebilir deyip yurt dışı izni vermedi. Nisa bebek inat kurbanı oldu diye manşette bir Türkiye dramı görülüyor. Son 5 cüzümü anneler okusun. Sahur baskınında gözaltına alınan polis müdürü Arslan'ın ifadeleri Cumhuriyet'te olduğu gibi bugün gazetesinde de görülüyor.
Vebali ve hukuki bir karşılığı var. İstanbul Mali Şube Eski Müdürü Yakup Saygılı sahur baskını mağdurları polis ailelerine destek verdi. Karalamalarla insanlar gözaltına alındı. Bunun mutlaka vebali ve hukuki bir karşılığı vardır diyor. Evet, bugün gazetesinde de sevgili izleyiciler operasyonlarla ilgili çok farklı detaylar görülüyor. Gazete turunu böylece tamamlamış oluyoruz. Yeni yandaş gazetelerdeki o farklılıktan sonra yeni muhalif gazetelerdeki ince detaylar ve ayrıntılar dikkati çekiyor diyelim. Operasyonu konuşacağız, dinlemeler boyutuyla konuşacağız. Ama önce dünyaya bir bakalım istiyoruz Onur Öğmen'le. Efendim Gazze gündemimizde okul baskını birçok gazetede çocukların yaşamını yitirişiyle 15 çocuk yaşamını yitirmiş ve 700-800'e vardı neredeyse yaşamını yitirenlerin sayısı. Saldırı devam ediyor. Türkiye'nin kınaması dışında bir şey yapamayışı tartışılıyor. Venezuela ve Şili kadar olamayışı tartışılıyor. Erdoğan'ın Yahudi Cesaret Ödülü tartışılıyor. Ne yaşanıyor Orta Doğu'da? Oradan başlayıp Türkiye'ye böyle evet, özde gelin. Yani bir kere Gazze'de büyük bir insanlık dramı yaşanıyor. Bunu görmek lazım. Ve her şeyden önemlisi işin insani boyutudur. Orada sivil hedeflere ayrım gözetmeksizin saldırması İsrail'in hiçbir şekilde kabul edilemez. Buna en büyük tepki göstermek lazım. Buna dur demek lazım. Ne yazık ki Amerika başta olmak üzere bazı Avrupa ülkeleri, İngiltere, Almanya, Fransa bunlar İsrail'i destekliyorlar bu şekilde. İsrail'in savunma hakkını kullandığını söylüyorlar. Peki aynı ülkeler Türkiye PKK ile mücadele ederken, Kuzey Irak'taki PKK örgütüyle mücadele ederken aynı şeyi söylüyorlar mıydı? Söylemiyorlardı. Ama Türkiye, onlar başka İsrail söz konusu olduğu zaman söylüyorlar. Yani burada büyük bir çelişki var. Uluslararası toplum gerçekten bir çelişki içindedir. İsrail olunca başka ölçü, Türkiye olunca başka ölçü uygulanıyor bu gibi durumlarda. Ki Türkiye de insani hedeflere, insanlara yönelmiyordu. Doğrudan dolayı teröristlere yöneliyordu. Türkiye PKK teröristleriyle mücadele ederken Alman silahlarını kullandı diye Almanya Türkiye'ye askeri ambargo uygulamıştı. Bunları unutmamak lazım. İşin bu insani boyutu gerçekten her şeyden öncedir ve bir an önce ateşkesin sağlanarak bu insani meselenin Türkiye ne yapabilir Sayın Şimdi Ömer? Türkiye maalesef ağırlığını kaybetti. Türkiye Orta Doğu'da ağırlığı olan bir ülkeydi. Hatta AKP iktidarının ilk dönemlerinde de daha sonraki yıllarda da İsrail ile Suriye arasında mesela arabuluculuk yapıyordu. Hı hı. İsrail üzerinde de belirli bir etkinliği vardı. Şimdi bütün bağlar koptuğu için İsrail'le Türkiye etkili olma şansını kaybetti. Bugün bazı gazetelerde Hamas'la görüşebiliriz demiş Erdoğan. O var. Başka iddialar gündeme geldi. Katar'la görüşüp Hamas'la ateşkesi bozdu Türkiye gibi evet, bir iddia yani gündeme geldi. Mısır bu konuda ağırlık taşıyor. Hem Birleşmiş Milletler hem Amerika bu işi öncelikle Mısır'la yürütmek istiyorlar. Mısır'ın ateşkes planı var. Türkiye'nin ateşkes planı yok tabii çünkü Türkiye devrede değil. Hı hı. Ve bu konuda Mısır üzerinden bir çözüm bulmaya çalışıyorlar. Katar'la da temaslar var. Norveç devrede, Türkiye devrede değil şu sırada. Benim izleyebildiğim kadarıyla. Hamas üzerinde etkili olabilir mi Türkiye? Şimdi Hamas nasıl bir örgüt? Amerika ve Avrupa ülkeleri Hamas'ı terör örgütleri listesine koymuşlar. Türkiye ise biz Hamas'ın Birleşmiş Milletler'de sözcüsü olacağız diyerek bu örgüte arka çıkıyor. Hatta Filistin içi tartışmalar da Filistin Kurtuluş Örgütü ile Hamas biliyorsunuz bölünmüş vaziyette. Zaman zaman yakınlaşıyorlar, zaman zaman uzaklaşıyorlar. Bu tartışmada bile Hamas'a sahip çıktı Türkiye. Niye? Çünkü Hamas Müslüman kardeşlerin uzantısı. Yani Türkiye bölgede hem Mısır'da hem Filistin'de hem Suriye'de Müslüman kardeşlerin hamisi olma rolünü üstlenmek istiyor. Masada olmamasının nedeni de bu galiba. Tabii çünkü Müslüman kardeşler Mısır'da devre dışı kaldı. Hamas çok zayıf duruma düştü. Yeni Mısır yönetimi tünelleri kapattı. Hamas'la bağlantıları büyük ölçüde kesti. O nedenle Hamas zayıf duruma düştü ve Filistin Kurtuluş Örgütü'ne nispeten yanaşmaya başlamıştı. Geçen Nisan ayında hatta bir anlaşma imzaladılar. İşte İsrail'i siyasi açıdan en çok rahatsız eden de bu oldu. Çünkü Filistinlerin bölünmüş olması İsrail'in işine yarıyor, birleşmesi değil. Ve bu anlaşma imzalandıktan sonra İsrail hemen aktif saldırgan bir politika izlemeye başladı. Görüşmeler kesildi filan. Şimdi o bakımdan işin insani boyutunun yanında bir de siyasi boyutu var. Fakat siyasi boyut deyince biz sadece Filistin, İsrail, işte Mısır o bölgedeki boyutunu düşünüyoruz. Bir başka boyutu daha var işin siyasi için. O da şu,
Kuzey Irak'ta bir Kürt devleti kurulması çalışmalarına İsrail aktif olarak destek veriyor. İsrail Başbakanı Barzani biz yakında referandum yapıp işte bir Kürt devleti kuracağız deyince İlk desteği o verdi biz hemen tanırız dedi. Yani İsrail'in politikaları sadece kendi güvenliğiyle sınırlı değil, kendi bölgesiyle sınırlı değil. Doğrudan doğruya bölge politikaları var ve bu politikaların bir tanesi de Kuzey Irak'ta ayrı bir devletin kurulmasını desteklemek. Böylelikle Kuzey Irak'ın coğrafyası değişecek ve Kuzey Irak'ta ayrı ikinci bir İsrail devleti kurulacak fiilen. Amerika'nın da himayesinde, İsrail'in de desteğiyle bir ikinci İsrail kurulacak ve bölgedeki bütün petrol ile ilgili gelişmeleri oradan izleyecekler, gerektiğinde müdahale edecekler. İran'a hemen komşu filan. Yani Türkiye açısından da bunun sayısız sakıncası var. Şimdi bunlar tartışılmıyor. Bakın bu İsrail'le ilgili tartışmaların içinde Netanyahu'nun Kuzey Irak'ta bir Kürt devletini tanırız sözlerinin Türkiye'de tartışıldığını duydunuz mu? Siyasetçiler tarafından veya maalesef, basının önemli maalesef. Kalemleri tarafından. Tabii Türkiye'nin gündemi o kadar dolu ki onlara da biraz hak vermek lazım. Ama neticede bunları görmek lazım. Türkiye-İsrail ilişkileri 1948'den beri normal ilişkilerde Türkiye bölge ülkeler arasında İsrail ilk tanıyan devlettir. Ama saldırgan politikaları izlediğinde de en açık eleştiren ülke Türkiye'dir. Bu iktidardan çok önce de biz zaman zaman bu savaşlar nedeniyle, İsrail'in izlediği politikalar nedeniyle ilişkilerimizi ikinci katip düzeyine düşürmüştük İsrail'e. İlk defa şimdi yapılmıyor bu. Ama büsbütün kopartmadık. Ve sonunda şartlar değişince Türkiye'de o değişen şartları dikkate alarak politikaları izledi. Şimdi bunun bir sonucu şu, Amerika'da Ermeni lobisinin Türkiye aleyhindeki bütün faaliyetlerine en çok karşı çıkanlardan biri de İsrail lobisiydi. Çünkü Türkiye'yi gücendirmek istemiyorlardı, Türkiye'yi karşısına almak istemiyordu İsrail. O nedenle Amerika'daki İsrail lobisi devamlı oldu. Santos falan vardı, Lantos vardı bir süre önce, Tom Lantos öldü. O mesela müthiş bir mücadele veriyordu Türkiye lehine Amerikan Kongresi'nde. Şimdi bakıyoruz bu gelişmelerden sonra Amerika'daki Yahudi lobisi de Türkiye karşı politikaları izlemeye başladı. Hatta bazı Yahudi kuruluşları Ermenilerin soykırım iddiasını desteklemeye başladılar. Bırakın Türkiye'yi savunmayı, tam tersini yapıyorlar. Şimdi bütün bunları birlikte bizim düşünmemiz lazım. Şu sırada mesela başbakan verdikleri bir nişanı geri alıyor. Amerikan Yahudi Kongresi dedikleri en güçlü kuruluşları. Evet, Sözcü gazetesi de çok ilginç işlemiş onu. Yani, geri ver dedik, vermedi. Şimdi zora düştü. Geri al istiyorlar, vermek zorunda. Yani burada tabii işin bir polemik tarafı var. Bir de işin esası var. İşin esası şu ki Türkiye Ermeni lobisiyle mücadelesinde Amerika'da yanında az desteği vardı Türkiye'nin. Ve bu desteklerden biri Yahudi lobisi de onu da kaybettik. Efendim işte bunlar olurken Gazze'de o düşünülür mü? Gayet tabii ki devletler hepsini birden düşünmek zorundasınız. Siz bir adım attığınız zaman iki karşı taraf ne yapar? Mesela sizin bu İsrail politikanızın bir sonucu İsrail'in Kıbrıs'ın Rumlarla stratejik işbirliği anlaşması yapması oldu. Ortak askeri tatbikat yaptılar. Yunanistan'la stratejik işbirliği anlaşması yaptılar. Sizin Hamas'ı desteklemeniz üzerine Mahmut Abbas Güney Kıbrıs'ı gitti, ziyaret etti. Filistin Kurtuluş Örgütü Başkanı. Yani evet, sizin attığınız her adımın mutlaka karşı taraf tarafından başka bir adımla cevaplandırılacağını görmeniz lazım. Yani, şimdi Kıbrıs'a isterseniz bakalım, süreyi de çok verimli kullanalım istiyorum. Kıbrıs'a mevzu gelmişken şimdi Türkiye'nin AKP'nin dış politikasının bir sonucu olarak Türkiye'nin Hamas'a yaklaşması ya da Müslüman kardeşlere yaklaşması bölgede, yani bir tarafa daha fazla yaklaşması, yurtta sulh cihanda sulh deyip denge politikası gütmemesi sonucunda, değil mi? Hani böyle özetleyebiliriz. Türkiye başka alanlarda mevzilerini kaybetmeye başladı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin mücadelesinde olduğu gibi yıllardır, değil mi? Şimdi bugün haberleri verirken aktardım. İki tarafın liderleri Birleşmiş Milletler'le beraber masaya oturuyorlar. Ve yumruklar havalarda uçuşuyor, masalar tekmeleniyor falan. Rum lider geçmişi kabul etmiyorum deyip dağıtıyor ortalığı. Ne oluyor Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geleceğiyle ilgili ne oluyor? Şimdi orada benim gördüğüm kadarıyla esas mesele şu. Kıbrıs meselesinin başından itibaren, daha 1960 yılından itibaren, Türkiye'nin müdahalesinden önceki dönemden itibaren büyük devletler maalesef hep Rumların yanında olmuştur. Niçin? Çünkü orada stratejik menfaatleri var. Dünyadaki bütün üslerinden neredeyse çekilirken İngiltere bir Kıbrıs'taki egemen üslerini korudu. Bir de Cebelü Tarık'takini.
Tabii Falkland ayrı bir konu ama o bu çerçeveye girmiyor. Yani en büyük stratejik menfaatleri burada. İngiltere ile birlikte Amerika da bu üsleri kullanıyor. Radarları var Güney Kıbrıs'ta, Trollos Dağları'nda ufuk ötesi radarlar. Rusya dahil bütün bu bölgeyi izleme imkanına sahip. Şimdi bu kadar önemli bir stratejik bölgede Rum bölgesine yakın bütün bu tesisler ve Rumlara bağlı ikmal, işte enerji, su vesaire açısından Rumları karşılarına almak istemiyorlar. Sadece Türk düşmanlığı gibi yorumlamak basit olur. O bakımdan bu stratejik açıdan bakarsak bunlar Rumların yanında. Başından beri Rumlar ne yaparsa yapsın onlar Rumları destekleyecek. Daha önce de böyleydi, şimdi de böyle. Yani bu hükümet zamanında Batı ülkelerin değişmiş bir politikası yok. Başından itibaren böyle. Türkiye'de başından itibaren bu baskılara direndi. Amerikan Kongresi ambargo uyguladı Türkiye, Ecevit'in başbakanlığında. Biz tuttuk efendim 3 yıl direndik. Daha önce bu ambargo, Ecevit önce Demirel varken, Demirel Amerikan yanlısı tanınıyordu. Bu şeyde ambargo uygulanınca derhal Amerika'nın askeri kuvvetlerinde Türkiye'deki bütün üsleri ve tesisleri kapattı Türkiye. Yani bunlar ciddi devlet adamlarının yapabileceği şeyler. Yani size karşı baskı varsa sizin de bir tepkiniz olacak. İşte bunları yaptı Türkiye. Yalandan kınamakla şimdi olmuyor yani. Şimdi ise Kofi Annan planından itibaren bu hükümet zamanında ne versek kurtuluruz bu işten. Yani o taviz de verelim ziyanı yok, bunu da verelim ziyanı yok. Neyi vermeyi kabul ettiler? Kıbrıs Türklerin elindeki toprakların önemli bir bölümünü Rumlara terk edeceğiz. Geri kalan daracık bölgenin içine de 80 bin Rum alacağız. Türk askerlerini de çekeceğiz, 650 asker bırakacağız. Onları da zaman içinde çekeceğiz. Ve kalacak 650 askerin de görevleri arasında Türkleri korumak olmayacak. Kofi Annan'ın planı bu. Ve bu böyle bir planın kabulü için Kıbrıslı Türklere bizim Ankara'daki AKP hükümeti baskı yaptı. Ve kabul, yani Türkler işte Ankara'nın isteği budur filan diye buna oy verdiler. Rumlar reddetti. Niye? Daha fazlasını istiyor. Şimdi bu son tartışma Kıbrıs'ta Anastasiadis'in masaya yumruğunu vurarak toplantıyı terk etmesi bununla ilgili. Size hiçbir şey vermek istemiyorlar. Biz de bunu anlamıyoruz. Adam masayı terk etti diye Batı ülkelerinden bir eleştiri var mı? Yok. Kimse bir şey diyor mu? Sen nasıl masayı terk edersin? Demiyorum. Diyemiyor. Ama biz ne diyoruz? Bizim hükümet ne diyor? Kıbrıs'ta masayı terk eden taraf olmayacağız. Bu nasıl bir mantıktır? Şimdi Lozan'ın yıl dönümüydü dün. Atatürk Lozan'a giden heyete talimat veriyor. 14 maddelik talimat. Bunların bazı maddeleri Ermeni yurdu talebi gelirse kapitülasyonlarda ısrarlar. Derhal konferans terk edin diyor. Ve Türkiye konferans terk ediyor. O sayede kazanıyor. Sonra onlar geri adım atarak Türkiye'yi davet ediyorlar. Diplomasi ve işte müzakere diplomasi gerekiyor. Evet. Kıbrıs'la ilgili 2. Cenevre konferansına katıldım. Ben Kıbrıs Şube Müdürü'ydüm. Turan Güneş bizi topladı dedi ki konferans nasıl terk edilir? Biz dedik ki uzlaşmazlık olur terk edilir. Hayır dedi. Yani ben masaya yumruğumu vuracağım, kağıtlarımı çarpacağım. Hiçbir şey demeden çekip gideceğim mi? Konferans terk etmeyi aklına koymuş. Karşı taraf uzlaşmıyor. Yani terk eden taraf biz olmayalım diye bir düşünce hiç olmadı Türkiye'de. Hı-hı. Bu hükümet zamanında var. Ve sonra ne oldu? Ondan sonra Türkiye terk etti masayı. Ve ikinci harekat yapma imkanımız oldu. Ve Kıbrıs'ta Türkleri can güvenliğine, özgürlüğüne kavuşturduk biz. Yani şimdi izlenen politikalar ürkek politikalar. Yani biz ne yaparsak başımıza ne felaket gelir. Şimdi bir anlamda da aslında diğer konuşacağımız konuya da yaklaşmış olalım. Emperyalizm dediğimiz batılı güçlerin, büyük devletlerin, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail, İngiltere, işte Almanya hepsi zaten aynı düzlemde politikalar üretiyorlar. Bir kanadın dünyayı şekillendirme, Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı hepsi kaynak paylaşımıydı. Hepsi bir çıkar savaşıydı baktığımız zaman. Şimdi yeni bir evrede dünya yeniden şekilleniyor ve yeni idealleri var onların. Yeni dediğim hani onların ortaya koydukları, yüzyıllardır belki üzerinde uğraştıkları evrilen projeleri var. O projeler üzerinde bir evredeyiz şu anda. Türkiye hükümeti bu evrenin içerisinde aman biz de böyle kalalım edelim gibi bir benim görüşüme göre hani gördüğüm kadarıyla bana dokunmasınlar da ben burada kalayım da istediklerini yapayım gibi bir havada mı? Yani Türkiye böyle bir siyaset üretiyor. Ben Türkiye hükümetinin politikasını şöyle okuyorum. Türkiye'nin milli çıkarları olan konular var. Kıbrıs gibi mesela, Ermenistan konusu gibi, Kürt meselesi gibi. Hı hı. Şimdi bu konularda Türk AKP hükümeti dış baskılara açık. İşte Kıbrıs'ta dış baskılarla Kofi Annan planını kabul ediyorsunuz. Ermenistan konusunda dış baskılarla protokolleri imzalıyorsunuz. Biz mecliste reddettiğimiz için uygulatamıyoruz. Kürt meselesinde masaya oturun siyasi çözüm bulun diyorlar, onu yapıyorsunuz. Yani Türkiye'nin temel çıkarlarını ilgilendiren konularda bakıyoruz. Hükümet yani tahminlerden çok daha fazla baskıya açık. Ama bazı konularda
ateş püskürüyor. Ne o konular? Efendim dini konular. Müslüman kardeşler. Bölgedeki mezhep çatışmaları. Bölgede bir Müslüman kardeşler yayı kurma işinde hevesi. Öncülük yapma, hevesi filan. Bu gibi konular olunca hemen ateş püskürüyor, dünyaya baş kaldırıyor. Çünkü ama esas masada projeleri bütün idealleri kaybediyor. Türkiye'nin yıllardır getirdiği kürecik radarı, şimdi kürecik radarını kabul ediyorsunuz. Niye kabul ediyorsunuz? Baskılarla. Efendim açıklama yapıyor Dışişleri Bakanlığı. Efendim NATO'yu korumak içindir bu, çocuk kandırma. Çünkü İran'ın elindeki en gelişmiş füzeler Şahap 3 hiçbir NATO ülkesine ulaşmıyor. Türkiye hariç Ege kıyılarına kadar ulaşıyor. Hiçbir NATO ülkesine ulaşacak kabiliyeti yok. Siz buna karşı NATO'yu koruyacağız diye biraz insanları açık söyleyelim kandırarak orada üst kuruyorsunuz. Aslında bu konuda ilginç yazılar var yabancı basında. Bu küreciğin yalnız İsrail'in güvenliğine hizmet etmekte kalmadığını söylüyor. Aynı zamanda bunun bir eşi de İsrail'de var bu radarın. Ve o radar da Türkiye'ye bilgi aktarıyor diye CNBC'nin uluslararası yazarlarından biri var, çok kıdemli. O diyor ki yani bunun öbür boyutu görülmüyor. İsrail'den de Türkiye'ye istihbarat aktarılıyor diyor. İran konusunda filan. Öyle anlaşılıyor. Şimdi neticede yani bu meseleleri biz bütün bu boyutlarıyla serin kanlıkla görmek zorundayız ve günlük politikalara feda etmemek zorundayız. Çetrefilli bir oyun bu. Çetrefilli oyun ama iyi okumak lazım. Yani diplomasi hata kaldırmaz. Şimdi bakın Lozan Anlaşması'nı imzaladık. Lozan Anlaşması'nda ne diyor? İşte Musul meselesini anlaşamadık. En sonunda İngiltere ile ikili anlaşma yaptık. İşte Musul, Kerkük falan, Kuzey Irak'ı Irak hükümetine bıraktık. Peki şimdi orada başka bir devlet kurulursa bu Türkiye-İngiltere Anlaşması'nın anlamı ne olacak? Bunu tartışan var mı? Yani siz Irak'a bırakmışsınız ama orası artık Irak değil. O zaman geçerliliği ne olacak bu anlaşmanın? Çöktü. Uluslararası ilişkilerde bir rebus sic stantibus diye bir kural var. Şartlar değişince kurallar da değişir. Şimdi o bakımdan bu anlaşmayı şimdi biz hala geçerli sayar mıyız? Eğer orada bağımsız bir devlet kurulursa veya IŞİD'in İslam devleti açısından... Lozan'ın varlığı mı tehdit altında? Hayır, Lozan'ın varlığı değil. Lozan'dan sonra, Lozan'da anlaşılamadı Musul konusunda. Lozan'dan sonra Türkiye ile İngiltere arasında yapılan ikili anlaşmayı gözden geçirmek lazım. Yani orada siz Irak'a bırakmışsınız, IŞİD'e bıraktık diye bir şey var mı? Veya orada bir Kürt devleti kurulursa biz onlara terk ettik. Kerkük'ü, Türkmenleri, Musul'u falan böyle bir hüküm var mı? Onları bizim çok iyi düşünmemiz lazım, tartışmamız lazım. Yani bunlar çok derinlemesine görüşülmesi gereken konular. Ama Türkiye'de iç politika o kadar hakim ki, günlük polemikler o kadar etkili ki sadece onlar konuşuluyor ve bunlara hiç sıra gelmiyor maalesef. Ayrıca anladığım kadarıyla da hükümetin zaten tutumu da sizin de ifade ettiğiniz gibi bölgede bir yay. Müslüman kardeşler yayı. Yayı oluşturmak. Şii yayına karşı İran, Irak, Suriye, Hizbullah ile Akdeniz'e ulaşan bir Şii yayı var. Bunu kırıp Suriye üzerinden Filistin, Mısır, efendim Libya, Tunus filan Atlantik'e kadar bir Müslüman kardeşler yayı. Fakat Mısır'da Müslüman kardeşler çökünce hükümet çılgına döndü. Çünkü bu proje bozuldu. Suriye'de Müslüman kardeşleri bir türlü iktidar yapamıyorlar. Esad gitti gidecek fakat bir türlü gitmiyor. O zaman Suriye ayağı da bu projenin işlemiyor. Yani Türkiye'yi bu kadar sinirli ve tepkili duruma getiren biraz bu. Benim bu proje kadarıyla. Çöktü. Gerçekleşme yani şu an şansı için, kalmadı şu an öyle için, görünüyor. Şu an için gerçekleşme şansı çok düşük görülüyor. Evet, yine hızlı hızlı gidelim diye bir başka boyutuna geçelim. O büyük devletlerin o kapışması arasında Türkiye'de kendi çıkarlarını korumak adına bayağı bir mevzi ve zemin kaybetmiş anladığım kadarıyla sizin sözlerinizden geldiğimiz noktada. Ama biz bir yanda da tabloyu görmeye çalışalım. Dinleme operasyonu, şimdi yolsuzluk ve rüşvet operasyonunu yapan polisler şu anda gözaltına alınıyorlar. Onun bir başka boyutu Erdoğan'ı ve MİT Müsteşarı Fidan'ı da dinlediler diye bir iddia, bir başka boyut. Şimdi biz buraya önce şeyden bakalım dilerseniz. Amerika da tüm dünyayı dinliyor. Dinleyen Amerika mı, cemaat mi? Tabii şimdi Türkiye'de. Türkiye içinde de kuşkusuz dinleme işinde görev alanlar var. Fakat Batı ülkelerine bakacak olursanız orada çok büyük bir tartışma oluyor. Amerika'nın Almanya Başbakanı Merkel'i de dinlediği, hatta daha önce muhalefet lideriyken de dinlediği ortaya çıktı. Ve bu Almanya ile Amerika arasında çok ciddi bir ihtilaf yarattı. Çok ciddi bir tartışma yarattı. Başkan Obama Almanya gittiğinde bir Alman gazeteci sordu. Peki Türkiye Başbakanı Erdoğan'ı da dinliyor musunuz? Dinlemiyorum demedi. Merkel'i artık dinlemeyeceğiz dedi. Ama Erdoğan dinlemiyoruz demedi. Biz dedi ulusal çıkarlarımız neyi gerektiriyorsa onu yaparız dedi.
Şimdi Amerika Almanya'yı niye dinliyor? Amerika dinleyince edindiği bilgilerle önde oluyor tabii. Tabii böyle yani şimdi liderlerin niyetlerini öğreniyor. İktidarın, muhalefetin liderleri hangi konuda ne düşünüyor? Amerika'ya yönelik, dünya yönelik politikaları ne? Bölge politikaları ne? Ne yapmak istiyor? Nasıl bir strateji izliyorlar? Bilgi bunları sahibi öğreniyor. Olunca daha önde oluyor tabii. Tabii aynı zamanda terör örgütlerini izliyor. Şimdi geçenlerde Amerikan basını açıkladı. 195 ülkeyi dinliyorlar. Bu NSA, işte Snowden'un belgeleri çıktı ortaya. Hı hı. 195 ülkeyi dinlemedikleri 4 ülke var. Kanada, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda. Onun dışında Türkiye'de ismen yazmış bütün dinlenen ülkeleri Türkiye'de var içinde. Türkiye'de dinliyorlar. Yani acaba bizi kim dinledi? Başbakanımızı kim dinledi? Adam açıkça diyor ki ben dinliyorum. Ha Türkiye'de ayrıca dinleyenler de vardır. Kuşkusuz onların ayrı hesabı vardır. Şimdi bakın Yunanistan'da geçenlerde yani birkaç sene önce bir dinleme skandalı yaşandı. Ericsson firması İsveç'in resmi dinleme, mahkeme kararıyla dinlemeleri tespit etmek için cihazlar yollamış Yunanistan'a. Sonra bu cihazların işte bakımı sırasında falan anlaşılmış ki bu sistemin içine esas şirketin koymadığı başka bir sistem yerleştirilmiş. Yani gayrimeşru bir dinleme sistemi yerleştirilmiş. Ve bu sistemle başbakan dahil, dışişleri bakanı dahil 100 kişiyi dinlemişler. Bu büyük bir skandala yol açtı. Davalar açıldı. Bununla ilgili genel müdür intihar etti. Telekomünikasyon idaresinde. Bakan görevden ayrıldı. 40 kişiyi görevden aldılar falan. Yani Türkiye'dekine benzer falan. Mahkeme uzun yıllar devam etti. Kısa bir süre önce bitti mahkeme. Hı hı. Ve vardıkları sonuç şu, bu yasa dışı dinleme sistemine bir yabancı ülkenin istihbarat servisi koymuştur diye. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi bu örnekler Türkiye'de maalesef pek gündeme gelmiyor, pek tartışılmıyor. Bunlar yani önemsenmiyor mu? Şimdi, bilgi sahibi mi değiliz? Şöyle mi algılayalım acaba? Cemaatle AKP arasında bir kriz var, bir paylaşım kavgası var. Ama Türkiye'nin devlet olarak Amerika ile hiç kötü ilişkisi olmasın diye görülmeyen bir boyutu var. Hani Amerika kendi dinlediğini kendisi ifade ederken bu konuda bir çaba yok Türkiye'de. Şimdi bizi kim bir de dinliyor şey diye. Var yani bu dinlenmeden daha önemlisi. Dinlenen bilgileri niçin, ne zaman, hangi amaçla sızdırıyorlar? Yani kimin dinlendiği belli. Efendim cemaat dinlemese veya içeride dinlenmese dışarıdan dinleniyor. Efendim kriptolu telefon diliyorlar filan onlar da dinlenebiliyor. Yani bunun teknolojisi de var. Ha, dinlenmemek mümkün mü? Mümkün. Bunun için sessiz odalar derler. Sağır odalar her neyse. Silent room. Orada oturup konuştuğunuz zaman kimse dışarıdan sizi dinleyemez. Siz bu dünyanın gerçeğini bildiğiniz için devletin en hassas bilgilerini ulu orta herhangi bir odada konuşmazsınız. Silent room'a girersiniz. Orada konuşursunuz. Biz yurt dışında büyükelçilik yaptığımız sırada ben mesela Doğu Avrupa ülkeleri o zaman komünist rejim sırasında Doğu Avrupa ülkelerinde de görev yaptım. Çok önemli konular olduğu zaman NATO ülkelerinin temsilcileri silent room'da toplanırdık. Orada konuşurduk. Kimse dinleyemezsin diye. Yani bunun örneği de var. İletişim çağında bu bilişim sektörünün son derece yaygınlaştığı, geliştiği bir çağda böyle bir refleks göstermek gerekir devlet ciddiyeti açısından. Tabii. Değil mi? Yani şu an şeyi hatırladım da Sayın Öymen, doğruluğu tespit olunan ve açıklanan Dışişleri Bakanlığı'ndan sızma bir kayıt vardı Suriye ile ilgili, hatırlayacaksınız. Onu kastediyorum hemen. Zaten. Evet yani ulu orta, çok evet. Ulu orta ve üslubu da biraz tuhaf bir şekilde girelim edelim falan, konuşmamız yasak. Yayın yasağı geldiği için ona bir devlet ciddiyetiyle elbette ben de bunların açığa çıkmasından hoşnut değilim. Ülkem adına üzülüyorum bu konuda ama bunun da olmadığını görüyoruz. Böyle bir ciddiyetin de olmadığını görüyoruz tabii, Türkiye'de. Tabii içeriği ayrıca tabii tartışma konusu da usul olarak da böyle konular ulu orta herhangi bir odada konuşulmaz. Yani bunun çeşitli yöntemleri var. Ama her halükarda yapılan iş güvenliğe yeterince özen göstermemek. İç boyutu yok mudur? Yani polisin dinlemeleri vesaire filan. Kuşkusuz bu da var. Efendim işte hükümet şimdi tevkif edilenlerle veya gözaltına alınanlarla evvelce nasıl bir ilişki içindeydi? Bir de buna bakmak lazım. Yani aynı insanlar cumhuriyetçileri, bazı subayları, gazetecileri, siyasetçileri dinlediği zaman siz savcısıydınız bu davada. Değil mi? Onlara her türlü desteği sağlıyordunuz. İktidar yanlısı gazeteciler, bazı iktidar yanlısı hukukçular her gece televizyonlarda ayrı mahkeme kurup hapistekileri yerden yere vuruyorlardı. Hı hı. Bugün bazı yani çok ismi ön plana çıkan bazı gazeteciler hapisteki gazeteci arkadaşları için söylemediklerini bırakmıyorlardı. Değil mi? Şimdi ne oldu? Türkiye, şimdi ne oldu? Şimdi ne oldu? Onlar yani şimdiki uygulamaları destekliyorlarsa o zaman yaptıkları neydi?
O zaman yaptıkları doğruysa aynı şey teknik olarak yaşanıyor değil mi? Aynı şey yaşanıyor. Tabii yani tekniğin ötesinde siyaseten yaşanıyor. Buna belden aşağı vurmak diyorlar. Yani siyaseti kurallarına göre uygulayacağınıza yargıyı, polisi vesaireyi siyasi amaçlarınız için kullanarak siz siyasete kendi lehinize yön vermeye çalışıyorsunuz. Dün de öyleydi, bugün de öyledir. Sonunda yargı gerçeği çıkarır ortaya diyeceğiz. Bunu da diyemiyoruz. Niye? Çünkü yargı bağımsızlığında Türkiye dünyada 56. sırada. Yani yargının tam anlamıyla mükemmel çalıştığına Türk halkı inansa bu kadar etkilenmeyebilir bu gelişmelerden. Der ki yani bazı insanlar biraz sıkıntı çekti ama sonunda hak yerini buldu. Yargı işte Anayasa Mahkemesi iyi bir sınav veriyor filvaki ama yani bir çiçekle bahar olmaz derler. Sadece Anayasa Mahkemesi ile hukuk sistemini düzeltmek kabil değil. Şimdi bu anlamda sizin söylediklerinizden bana hemen şunu düşündürttü. Biz bütün hafta boyunca bu operasyonu tartışarak 22 Temmuz'dan bu yana cemaatle AKP arasında olan bu sürecin işte yargıya da sıçrayacağını vesaire tartışarak aslında bir kör dövüşü yapıyoruz. Yani dinleme ise dinleme, Amerika da dinliyor, onu niye tartışmıyoruz? Amerika dinlediği bilgilerle Türkiye için ne tür şeyler planlıyor, onu niye konuşmuyoruz? Evet, şimdi Amerikan sözcüleri bu son polis operasyonunu eleştiren demeçler vermişler. Yani cemaat yanlısı polislerle ilgili olarak adeta onları himaye eder bir uslup kullanıyorlar. Bu yani, da dikkat çekici, evet. Bu dikkatten kaçmıyor. Ama Balyoz, Ergenekon sanıkları tutuklandığı zaman böyle bir şey söylemiyorlardı, tam tersini söylüyorlardı. Hatta Avrupa Birliği'nin bir kararı vardır. Devletin içine sızmış bir çetedir bu Ergenekon. Devlet onları bulup çıkarıp yargılayıp cezalandırmalıdır diye karar aldılar. Daha o sırada birinci iddianame yok. Ben Türkiye Avrupa Parlamentosu Karma Parlamento Komisyonu Başkan Yardımcısıydım. Dedim siz bunları nereden biliyorsunuz? Daha bir iddianame, bir tane iddianame yok ortada. Nereden biliyorsunuz? Toplantıda cevap veriyorlar. Biz her şeyi başından beri biliyoruz. Şimdi bunlardan geçti Türkiye. Yani insanlar bu meseleleri sadece iç politika gözlüğüyle düşünürlerse, yani benim başıma bir sıkıntı gelirse hükümet olarak o zaman darma duman ederim. Herkese her türlü cezayı veririm. Ama benim siyasi hasımlarımın başına aynı şey gelirse ses çıkartmam, hatta ona destek olurum. Şimdi bakın çok kolay unutuluyor şeyler. Açın Wikileaks belgelerini. Wikileaks belgelerinde o zamanki savcıların, Ergenekon savcılarının başbakana iki haftada bir briefing verdiği yazılı. Öyle midir değil midir? Belki de aslı yok. Belki de aslı var. Oradakilerin sanıkları nasıl Amerikalara şikayet ettiği yazılı. Bunlar Amerikan düşmanıdır hepsi diyorlar. Filan yani Ergenekon sanıklarını kötülemek için. Amerika'nın tutumu var orada Ergenekon konusunda. Bunlar hiç bilinmiyor. Yani tartışılmıyor daha doğrusu. İncelenmiyor. Kimse merak etmiyor. Yani diyeceğim bu işleri böyle görmek lazım. Aynı tartışma eksikliğini ben Cumhurbaşkanlığı seçiminde de görüyorum. Yani şöyle öyle bir izlenim var ki Türkiye Pasifik'in ortasında bir ada. Dünya ile hiçbir bağlantısı yok. Türkiye'de bir cumhurbaşkanlığı seçimi olacak. Bütün dünya kollarını kavuşturmuş Türkiye'yi seyrediyor. Hiç kimse karışmıyor, hiç kimse müdahale etmiyor filan. Şimdi bunu düşünmek için çok saf olmak lazım. Bu konuda Amerikan kaynaklarına bakın. Stefan Kinzer diye New York Times'in çok etkili bir yazarı vardı. Türkiye muhabiri. Bu bir kitap yazdı, Overthrow diye. Onu açarsanız Amerika'da hangi ülkenin hangi cumhurbaşkanlığı seçimine nasıl müdahale ettiği veya hangi genel seçimlere nasıl müdahale ettiği, nasıl yönlendirdiği devletlerin iç politikasını kendi ağzından yazıyor. Amerikan belgelerine dayanarak yazıyor. Şili'de Allende'nin parlamento tarafından cumhurbaşkanlığı onaylanmaması için neler yapmışlar? Hepsi var orada. Şimdi oradaki yöntemlerden... Yani lobi çalışmasının ötesinde etkileyici şeyler de yapıyorlar yani. Yani çok daha fazlasını yapıyorlar. Oyuncuları var Türkiye'nin içinde. Çok, yalnız Türkiye değil, bütün dünyada demeyelim. Ama stratejik açıdan kendileri önemli için veya ekonomik açıdan çok önem verdikleri, askeri açıdan çok önem verdikleri ülkelerde iç politika konusunda tamamen kayıtsız kaldıklarını düşünmek akla aykırı. Şimdi bu durumda... Şimdi bu da Cumhurbaşkanı seçimine geldiğimiz zaman ne çıkıyor bundan? Evet, tam da onu ben de bir anda merak ettim. Madem böyle bakıyoruz, Amerika'nın Türkiye'ye bakışını ve ne yapmaya çalıştığını algılayalım sizin gözünüzde bir. Üç aday var. Demirtaş, Ekmelettin İhsanoğlu ve Tayyip Erdoğan. Tayyip Erdoğan'a yönelik operasyondan önce de eleştirel şeyler dile gelmeye başlamıştı Amerika Birleşik Devletleri'nden. Ve stratejilerine ama baktığımız zaman Amerikan stratejisiyle ters düşen bir şey yok benim gördüğüm kadarıyla. Şimdi, devamını mı istiyorlar Erdoğan'ın yoksa burada, İhsanoğlu'na tabii, şans bu veriyorlar? Bu noktadan sonrası spekülasyon olur. Yani Amerikalıların aklından ne geçiyor? Mesela Amerika'nın Türkiye'de bir Kürt politikası var. Eğer bu seçimler ikinci tura kalırsa ve ikinci turda
kazanabilmek için Erdoğan Kürtlerin oyuna ihtiyaç duyacağı için basında yazdığı gibi önemli bir taviz verirse bu Amerikan işine gelir mi gelmez mi? Yani siz Kürtlerin orada özerk bir bölge oluşturmasını istiyorsanız, ayrı bir kimlik sahibi olmasını istiyorsanız, Orta Doğu politikaları açısından ileride başka şekilde bunları değerlendirmek istiyorsanız nasıl düşünürsünüz? Peki Türkiye'de bu çatı adayını destekleyen partiler nasıl düşünür? Bunların içinde mesela ikinci turda Erdoğan'ın Kürtlere büyük bir taviz vereceğinden kuşku duyan partiler de var. Şimdi onlar acaba ne düşünürler? Yani onlar acaba ikinci turda seçilmesindense, Erdoğan seçilecekse eğer, birinci turda seçilmesini tercih ederler mi bazıları? En azından o partilerde bazı kesimler böyle düşünürler mi? Şimdi bazı demeçlere bakıyoruz basında, kamuoyunda, televizyonlarda biraz küçük olarak veriliyor ama öyle anlaşılıyor ki böyle bir kaygı var. Yani seçimlerin ikinci tura kalması halinde işte bu Kürtlere aşırı bir taviz vereceğinden Erdoğan'ın kaygılananlar var. Onun için yani seçilecekse, illa seçilmeyecekse başka. Ama seçilecekse birinci turda seçilmesi acaba onlar için daha mı iyi? Onlar açısından söylüyorum. Yani bizim görüşümüz değil bu ama onların böyle görüşler, yabancılar da böyle düşünüyor olamazlar mı acaba? Yani bütün bunları bizim görmemiz lazım. Peki nasıl oldu da yani gerçekten cumhuriyetçi fikirleri başından beri hayatı boyunca özümsenmiş bir adayın ortaya çıkması istenmedi? Sadece Türkiye için mi bu oldu? Yani bütün bu görüşmeler, tartışmalar sadece iç boyutuyla mı gerçekleşti? Sadece yani baktık ki bundan iyisi yoktur, onun için bu adayı gösterelim mi dendi? Yoksa bu konuda da mı telkinler oldu? Yani şimdi geçmişe bakacak olursak hem Türkiye'de hem başka ülkelerde nasıl telkinler olduğunu biliyoruz. Evet, daha lehte veya aleyhte olan şey. Evet, Ecevit'in mesela Kıbrıs Harekatı'ndan sonra kısa bir süre sonra iktidardan uzaklaşması tesadüf müdür acaba? O sırada yapılan yerel seçimlerde, bölgesel seçimlerde bu kadar başarısız olması, kontak kapatma eylemleri, TÜSİAD'ın sayfa sayfa gazete ilanları, bunların hepsi acaba sadece iç boyutuyla mı olan şeyler? Yani biz şimdi bütün bunları düşünmeden, yani komplo teorisi diyenler çıkar. Zaten bu komplo teorisi lafını da komplo yapanlar icat etmiştir. Yani ya kendi yaptıkları gün yüzüne çıkmasın diye, anlaşılmasın diye böyle düşünenler veya farklı düşünmeye çalışanlar, canım bunlar komplo yapıyor. Komplo teorisi, paranoyak filan derler. Evet. Ama başka ülkelerdeki uygulamalara baktığınız zaman bunu söyleyemiyorsunuz. Mesela 2007 seçimlerinden önce Ankara'daki Amerikan Büyükelçisi yetkilileri bizimle bir konuşma yapmak istediler. Birkaç CHP'li arkadaş, bir de onlar konuşuyoruz. Dediler ki bu seçimde bizden ne bekliyorsunuz? Ben dedim ki bir şey bekliyoruz. Çok önemli şey nedir? Bu seçimde dedim katiyen karışmayın. Biz zaten karışmayız ki dediler başka ülkelerin seçimlerine. Siz galiba dedim Stefan Kinzer'in kitabını okumadınız. Ama dediler Türkiye'de karışmayız. Ha dedim inşallah öyledir. Yani bizim bunlara dikkat etmemiz lazım. Yani sadece iç dinamiklerle bütün bu olup bitenleri yorumlarsak o zaman farklı bir noktaya varız. Şimdi Lozan'ın yıl dönümünü kutluyoruz. Lozan'ı yapanlar, cumhuriyeti kuranlar, devrimleri yapanlar, Atatürk, İsmet Paşa, yani nasıl bir dünya görüşüyle yola çıktılar? Şimdi bu adaylardan hangisi mesela Lozan'ın yıl dönümünde belki yapmışlardır da ben duymamışımdır. Lozan'ın yıl dönümünde bu adaylardan herhangi birisinin bir demecini duydunuz mu? Yani İsmet Paşa'yı tek parti dönemi diyerek Atatürk döneminde yerden yere vuruyor bazıları, bazı siyasetçiler. Acaba niçin? Acaba niçin bu sizi rahatsız ediyor? Yabancılara bakıyorsunuz, Kemalizmi görecek gözleri yok şimdi. Kemalizmi eleştiriyor. Niye? Çünkü Kemalizm bağımsızlık demek. Şimdi Türkiye'de de insanları baskı altına almaya çalışıyorlar. Efendim işte şuna oy vereceğim, vay ona oy veren şöyledir. Buna oy vereceğim, ona oy veren şöyledir. Kötülüyoruz. Efendim oy vermeyeceğim, vay oy vermemek vatan hainidir. Geçersiz oy vereceğim, efendim geçersiz oy verenler şöyle kötüdür, böyle kötüdür. Yani demokraside yaşıyorsak İnsanların tercihine saygı göstereceğiz. Yani herkes, manipüle etmeyeceğiz insanı. Yani herkes kendi iradesini özgürce kullanacak. Gidecek, gitmeyecek, ona oy verecek, buna oy verecek, hiç vermeyecek, geçersiz oy verecek. Bunların hepsi demokrasinin tanıdığı haklardır, seçeneklerdir vatandaşlara. Gerginlik oluşturmaya burada yani gerek baskı yok. Altına alarak vatandaşları ancak ters yönde etkilersiniz. Yani siz zorla gidip şuna vermek zorundasın dediniz ama vereceği varsa da vermez insanlar. Refleks yaratıyor galiba. Evet, yani benim gördüğüm kadarıyla hem dış boyutuyla bu Cumhurbaşkanlığı seçiminin hem de iç boyutuyla bu söylediğimiz boyutlarıyla
daha bir serinkanlılıkla düşünmemiz lazım. Yani böyle... Şunu merak ettim, biraz süremizin de sonuna geliyoruz, toparlayalım da istiyorum ama sizin kanaatiniz nedir? Amerika özelinde sormak istiyorum. Amerika Birleşik Devletleri ile Erdoğan arasında bir kırılma var mı? Bunu Erdoğan'ın kendisi söylüyor. Obama telefona çıkmıyor diyor. Bu ne demektir? Yani en üst düzeyde Amerika'nın hoşnutsuzluğu var demektir. Şimdi Amerikan sözcülerine bakın. Yani daha dün yaptıkları demece bakın, verdikleri demece bakın Erdoğan'la ilgili. Daha önceki demeçler, biz şimdiye kadar hiçbir ülkenin başbakanı hakkında, demokratik ülkenin başbakanı hakkında bu kadar ağır suçlamalar duymadık Amerika'dan. Peki demek ki rahatsızlar. Peki bu kadar rahatsızlarsa ne istemez Amerika? Yani siz Amerika olsanız ve çok rahatsız olsanız Türkiye'nin başbakanından ne istemezsiniz? Benim kanaatim, kişisel kanaatim şu, en istemeyecekleri şey Erdoğan'ın başbakan kalmasıdır. Belki siyasetten ayrılmasını gönüllerinden geçirenler olabilir yabancı ülkeler içinde, o ayrı. Ama yani en istemeyecekleri şey başbakanlığı sürdürmesidir. Peki cumhurbaşkanı olursa aynı derecede sakıncalı olmaz mı? Olabilir. Eğer cumhurbaşkanlığını bütün devlete başbakanı bir tarafa bırakarak hakim olacak şekilde kullanmayı başarırsa bu da tabii çok rahatsızlık verici olur. Hem Türkiye'de hem yurt dışında. Ama bunu yapabilir mi? Özal da yapmak istedi, yapamadı. Yani seçilecek başbakanla bütün ilişkileri yürütüp de yabancı ülkeler Cumhurbaşkanı'nı biraz devre dışı bırakma yolunu seçerlerse acaba Erdoğan'ın seçilmesi onlar açısından iyi mi olur, kötü mü olur? Yani bütün bunları bizim görmemizle başbakan kim olacak mesela? Eğer Erdoğan seçilirse sanki seçilmiş gibi spekülasyon, ben kafamda var aday onu yapacağım, onu da durun daha seçilmediniz. Belki de seçilmeyeceksiniz. Ama öyle bir şey düzen kuruldu ki bu seçimlerde o seçilmese bile yerine seçilebilecek insan da yabancı ülkeleri rahatsız etmeyecek. Yani ikinci bir 1 Mart tezkeresinin mesela olmasına destek verecek bir adam seçilmeyecek. Veya başka konularda Kıbrıs vesaire filan gibi konularda yabancı ülkeleri rahatsız edecek, çıkışlar yapacak kimliğe sahip bir aday benim gördüğüm kadarıyla şu sırada yok. Bu ne anlama geliyor? Yani kim seçilirse seçilsin, yani Sayın Demirtaş'ın seçilme şansının kuvvetli olmadığını biliyoruz ama diğer iki adaydan hangisi seçilirse seçilsin, büyük devletleri rahatsız etmeyecek. Peki başa dönelim. Bunların adayların tespiti sırasında büyük devletler demin dediğimiz gibi kollarını kavuşturup oturdular mı? Yoksa dolaylı yollardan, dolaylı yollardan açıkça söylemeseler de belki kendilerine yakın insanlar, çevreler, kurumlar aracılığıyla, basının belli medya patronları aracılığıyla telkinlerden bulundular. Yani bunları bizim hakikaten tartışmamız lazım. Maalesef çok fazla güncel polemiklere bütün bu işler bu oldu. Hem dış politika hem iç politika hem cumhurbaşkanı seçimi. PKK'yla şey. Demin söylediğim gibi Amerika'nın kendisi Başkan Bush açıkça demeç veriyor İsrail parlamentosunda. Biz diyor hiçbir zaman teröristlerle görüşmeyiz. Ve diyor teröristlerle görüşmemizi önerenler çılgınca bir düşünce sahibidirler diyor. Fakat aynı Amerika Türkiye İmralı ile görüşünce biz alkışlıyoruz diyor bu görüşmeleri. Şimdi bunu nasıl anlayacaksınız? Nasıl yorumlayacaksınız? İşte çifte standart bu uluslararası ilişkilerde. Oysa bizim cumhuriyetten beri izlediğimiz politikalar ilkeli politikalar. İlkeli politikalar, yani Gazze ile ilgili ilkeli politika nedir? Şiddet, sivil halka yönelik şiddet eylemleri, insan öldürmeler kimden gelirse gelsin. Hedefi kim olursa olsun, sebebi ne olursa olsun biz bunu kınarız, şiddetle karşıyız. Şimdi bunu diyemiyorsunuz. Şu anda bakıyoruz hem iktidarda hem bazı muhalefet çevrelerinin cumhurbaşkanı adaylarından birinde. Efendim neymiş Hamas'ın attığı şeyler, füzeler, bu maytap gibi bir şeymiş. Şimdi bunu dediğiniz zaman Hamas'ın da sivil hedeflere yönelik saldırılarını göz ardı ediyorsunuz, hafife alıyorsunuz. Bu da yanlış. Olayın başlangıcı yani da zaten İsrail'i tabii ki kınayacaksınız. Yani kıyas kabul etmez İsrail ile Hamas'ın gücü. Ama şunu da bileceksiniz ki eğer Hamas da sivil insanları öldürürse, efendim terör eylemi yaparsa, otobüs bombalaması evvelce yaptıkları gibi falan veya füzelerle yerleşim merkezlerine saldırırsa bunu da mazur göremeyiz. Yani bizim şimdi biraz daha akıllı politikalar açıkçası
ihtiyacımız evet, var. Yurt bir ufuk içinde, açtınız dış bize. Politikada. Rica ederim. Çok teşekkür ediyoruz. Çetrefilli konular bunlar ve bütün devletler için öyle. Çok sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz öyle. Ama tek boyutluyuz diye öyle. Sizin uyarınız var ve açtığınız pencereden farklı boyutları da görmeye çalıştık. Hem dünyaya hem Türkiye'ye. Özellikle Cumhurbaşkanlığı konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumu ne olabilir diye baktığımız zaman sözü şöyle bağlayalım. Türkiye'deki olan biten elbette bütün dünyayı da ilgilendiriyor. Özellikle Türkiye'nin konumu gereği. Çok ciddi bir sınavdan geçiyor Türkiye. Cumhurbaşkanlığı yani, yarışı genel seçime doğru gidecek. Oraya da evrilecek iş ama tüm yaşadıklarımızı kendi iç dinamiğimizde sadece düşünmeyelim diyor Onur Öymen. Yurt dışı bağlantılarıyla, uluslararası bağlantılarıyla, varlığıyla düşünelim yani dış diyor. Yani dış boyutuyla ilgili bir cümle ekleyeyim müsaade ederseniz. Buyurun. Yani Cumhurbaşkanlığı seçiminin de gerçek anlamında Kemalizmi özümsemiş bir adayın olmaması acaba yabancı ülkeleri çok rahatsız etmiş midir dersiniz? İşin özü bu diyor Onur Öymen. Son noktayı koyarken Kemalizm vurgusuyla sevgili izleyiciler Cumhurbaşkanlığı yarışına bu pencereden baktığını ortaya koyuyor. Türkiye için güzellikler diliyoruz. Bayram geliyor. Bayramınızı kutluyoruz. Huzur içinde, barış içinde geçsin diyoruz. Bayramdan sonra görüşmek dileğiyle sevgili izleyiciler. Ve dileriz ki yeni bir dünyaya, yeni bir Türkiye'ye, yeni programımızın o ilk dakikalarından itibaren ulaşmış olalım. Umudumuzu yitirmeyelim ve mücadele etmeye devam edelim. Hoşçakalın.